Spartaküs sadece on binlerce askerin katıldığı bir ayaklanmaya liderlik etmedi. Bunun yanında 1. yüzyılda yaşanan savaşta Roma'yı da mağlup etti. Ancak onu bunu yapmaya iten sebepler bugün hala tartışmalı. Antik çağdan bu yana Spartaküs herkes tarafından mitleştirilmiş bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Spartaküs modern efsanelerde anlatıldığı gibi isyankar bir kahraman mı yoksa basit bir provokatör mü? Gelin Trakyalı bir gençten köleleştirilmiş bir gladyatöre ve daha sonra Romalılardan intikam alan bir savaşçıya varıncaya kadar Spartaküs'ün tüm yaşamına birlikte göz atalım. Spartaküs hakkında bildiğimiz her şey ikinci ve hatta üçüncü elden edindiğimiz bilgilerden ibaret. Onu anlatan antik tarihçiler onun M.Ö. 71'deki ölümünün ardından dünyaya gelmiş kişilerdi. Adamlarını ayaklandıran ve İtalya'ya kadar inip Roma askerlerini ezip geçen bir isyan lideri olmadan çok önce Spartaküs normal bir çocukluk geçiriyordu. Antik tarihçilere göre günümüzde Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye sınırları içinde kalan Trakya'da dünyaya geldi. M.Ö. 2. yüzyıldaki 3. Makedon Savaşı'ndan sonra birçok Trakyalı İtalya'ya götürüldü ve köle olarak satıldı. Spartaküs de köle olarak satılan Trakyalıların içindeydi. Spartaküs sadece muhteşem bir ruha ve fiziki güce değil, aynı zamanda müthiş bir bilgi birikimine ve zekaya da sahipti. Bu bakımdan kendisi bir Trakyalı'dan çok Yunan'a benzetiliyordu. Bu benzetme o dönemin tarihçileri tarafından sıklıkla başvurulan bir klişeydi. Yunan ve Romalı olmayan biri üstün işler başardığında onun hakkında diğer barbarlara göre daha akıllı denirdi. Kapuada Spartaküs son derece acılı ve işkenceyi andıran bir eğitim altına girmeye zorlandı. Burada gladyatörler arenaya çıkıp dövüşecekleri güne kadar balık istifa halde eğitim görürlerdi. İnsanlık dışı olan bu durum Spartaküs önderliğinde yavaştan bir isyana dönüştü. Bu köle isyanı 78 kişi ve bir düzine mutfak bıçağıyla başladı. M.Ö. 73'te bir grup köle gladyatör özgürlüklerini geri kazanmak için her şeyi göze almaya karar verdiler. Gardiyanları ortadan kaldırıp İtalya kırsalına kaçmalarının ardından asiler at arabası konvoyuna denk geldi. Bu onlar için altın vuruştu. Çünkü arabalarda silah doluydu. Adamlar baştan aşağı silahlandılar ve karşılarına çıkan köyleri yağmalayarak, ganimet toplayarak ve aralarına yeni adamlar katarak yollarına devam ettiler. Bu sırada Roma bir avuç kölenin ayaklanmasının ciddi bir tehlike olduğunu düşünmüyordu. Bu işle ilgilenmesi için Glaber'i Napoli Körfezi'ne gönderdiler. Üstelik yanına yeterli sayıda asker de vermediler. Bunun yerine Glaber'e yolda önüne çıkan insanları askere alma yetkisi verdiler. Glaber ve 3000 askeri Spartaküs ve adamlarının kaçmak için kullanabileceği dik yamaçların arasından geçen tek yolu kapatmıştı. Bu şekilde isyankarların etrafı sarp ve dik uçurumlarla kuşatılmıştı. Eski köleler Roma ordusuyla savaşmak yerine daha pratik bir yol bulmaya karar verdiler. Tepeden aşağıdaki düzlüğe inmek için ağaç dallarını ve asmaları kullanarak merdivenler yaptılar. Glaber ve adamları fark etmeden hepsi güvenle uçurumlardan aşağı inmeyi başardı. Roma askerlerinin arkasından dolanmayı başaran köleler sürpriz bir saldırıyla 3000 kişilik Roma ordusunu yok etti. Daha sonra karşılarına çıkan başka bir 2000 kişilik orduyu da yenmeyi başardılar. Kazandıkları bu başarılar diğer köleleri ve bölge halkını tabiri caizse gaza getirdi. Özgür adamlar olmak için yola çıkan köleler bir anda gönüllü asker toplayan bir orduya dönüşmüştü. Spartaküs ve adamlarının karşılaştığı çoban, çiftçi, nalbant gibi özgür insanlar ve köleler karşısında çaresiz kaldıkları gaddar ve zalim yönetimden kurtulmak umuduyla akın akın onlara katılıyordu. Tabanda başlayan bu küçük hareket kısa süre içinde 70 bin kişilik bir orduya dönüşmüştü. Ancak Spartaküs kendini beğenmiş ve kibirli biri değildi. Roma İmparatorluk ordusunu yenme şanslarının olmadığının farkındaydı. Bu sebeple tek bir amaca odaklandı. Evine geri dönebilmek. O ve adamları kuzeye doğru ilerleyip Alpleri geçmeyi ve doğdukları topraklar olan ana vatanları Trakya'ya ulaşmayı hedefliyordu. Bunu en etkili şekilde gerçekleştirmek, adamlarını güvende tutabilmek ve güçlerini mümkün olan en sağlıklı bir şekilde dağıtabilmek için iki gruba ayrıldılar.
Diğer grup çoğunlukla Trakyalılardan oluşuyordu ve liderleri de Spartaküs'tü. Spartaküs'ün planı ise mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Trakya'ya ulaşmak olsa da adamlarının farklı planları vardı. Spartaküs ordusunu Alplere doğru götürdü ve Alpleri aşmalarının ardından herkesi evine ulaştıracaktı. Ancak sayıları hızla artmaya başlayınca adamların kendilerine olan güvenleri de arttı ve başarıları hedeflerini büyütmelerine yol açtı. Artık Spartaküs'e itaat etmiyorlar, İtalya'dan intikam almak istiyorlardı. Bu düşünceler son derece tehlikeli bir noktaya doğru gidişin habercisiydi. Roma, Spartaküs'ün muharebelerde gösterdiği başarılar karşısında alarma geçti ve yükselen bu tehdidi bertaraf etmesi için General Crassus'u gönderdi. Spartaküs'ün 10 lejyonuyla birlikte karargah kurduğunu bildiği bölgeye doğru yola çıktılar. Crassus, adamlarının çoğunu bu bölgenin dışına konuşlandırarak sadece 2 adamını Spartaküs'ü takip etmeleri için görevlendirdi. Adamlarına herhangi bir çatışma içine girmemesi emredilmişti. Sadece düşmanı izleyecek ve onları kuzeye doğru gitmeye zorlayacaktı. Ancak onlar saldırıya geçti ve büyük bir yenilgi aldı. Spartaküs'ün kuvvetleri onları öylesine kötü bir şekilde yenilgiye uğratmıştı ki askerler geri döndüğünde onları büyük bir ceza bekliyordu. Crassus geri dönen tüm askerlerin katledilmesini emretti. 5000 kişilik ordu 10'ar kişilik gruplara ayrıldı ve hepsi çarmıha gerildi. Her biri tek tek öldürüldü. Olayların gidişatını tersine çevirmek ve utanç verici bir yenilgiden kurtulmak için Roma, General Pompey'i Crassus'a yardım etmesi için gönderdi. Başarılı bir askeri strateji uzmanı olan Pompey'den çekinen Spartaküs, Crassus'la uzlaşmanın yollarını aradı. Teklifi reddedilince riskli bir hareket yaptı ve Crassus'la göğüs göğüse çarpıştılar. Çıkan harbede de 12.300 köle öldürüldü. Spartaküs kalan adamlarını alarak dağlara doğru geri çekildi. Bu sırada Crassus'un askerleri onları takip ediyordu. Bir noktada kendilerine olan güvenleri zirvede olan köleler daha fazla kaçmamaya karar verdiler ve savaşmayı seçtiler. Esasen Crassus'un istediği şey de tam olarak buydu. Köleleri kanlı bir savaşın içine çekmek. Spartaküs ve adamları Roma ordusunu ellerinden geldiğince savuşturmaya çalıştılar. Ancak bu beyhude bir çabaydı. Köşeye sıkıştırıldılar ve hızlıca yok edildiler. Eve geri dönme arzusuyla başlayan isyan artık yolun sonuna gelmişti. Bu savaş sonucunda Spartaküs'ün öldürüldüğü kabul edildi. Ancak cesedi hiçbir zaman bulunamadı. Yenilginin ardından esir alınan 6000 isyancı çarmıha gerildi. İsyancıların çarmıha gerilmiş bedenleri Kapua'dan Roma'ya uzanan zincir şeklinde halka ibret olması için sergilendi. Crassus, Spartaküs ve adamlarını yok etmiş olmasına rağmen 5000 isyancının öldürüldüğü sırada İspanya'dan dönmüş olan Pompey'nin gölgesinde kaldı. Başarılarından dolayı her ikisi de M.Ö. 70 yılında konsül seçilmiş olsa da yaşadıkları süre boyunca araları hep açık oldu. Bazı tarihçiler Spartaküs'ü kendi egosu uğruna adamlarını felakete sürükleyen bencil bir isyancı olarak görüyor. Diğerleri ise bu fikre katılmıyor ve onu Roma İmparatorluğu'nun zulmü altında inleyen, binlerce insana umut veren, ilham verici bir lider olarak tanımlıyor. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.